civarında gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Kalender Grubu standındayız. Yanımızda firmanın satış pazarlama müdürü Alp Altuğ Başak var. Öncelikle iyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Bize biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz? Tabii. Firmamız 1978 yılında şu anki yönetim kurulu başkanımız Kemal Kalender tarafından kuruldu. O günden sonra ağırlıklı olarak tohum işi yapmaya başladılar. Ve Türkiye'de 1983-85 yıllarında ilk tohum, hibrit tohum ithalatını başlatan firmalardan biriyiz. Bu belli bir süre gittikten sonra kesme çiçek üretimi ve ihracatı ve tohum gübre ithalatına başladık. İthal ettiğimiz gübreler genelde şu an itibariyle diyeyim, geçmişte birkaç firmayla daha çalıştık ama Alman SKV firmasının gübrelerini ithal ettik. Onu satıyoruz. Ve Pavoni, İtalyan Pavoni firması ve Fertile Rey ve Aspe İspanyol firmalarının gübrelerini ithal ediyoruz ve yurt içi dağıtımını yapıyoruz. Daha sonra geçen yıl daha doğrusu kendi fabrikamızı kurduk organize sanayi bölgesinde. Yerli gübrelerimizi de üretmeye başladık. İnşallah bunda da yavaş yavaş yol kat ediyoruz. Bu fuarda yabancı ülkelerden gelen firmalarla tanışma imkanımız oldu. Onların bayilik talepleri oldu bizden. Gerçekten yerli gübrede de güzel şeyler yapılabildiğini gösterdik onlara en azından. Böyle bir şans yakaladık. İşte bu fuarın amacına ne kadar ulaştığını söyleyebilirsek, buradaki hedef kitle tabii ki çiftçiler ilk başta. Ama Antalya Tarım Fuarı biraz daha internasyonel bir fuar olduğu için daha çok yerli firmaların yabancılarla kaynaşmasını, tanışmasını sağlıyor. Veyahut da yabancı firmaların, üretici firmaların Türkiye'de kendilerine pazar yakalayabilmeleri imkanını sağlıyor. Bu açıdan olumlu şeyler olduğunu söyleyebilirim. Evet, firmanızdaki birkaç grup var, gördüğümüz gibi kesme çiçekçilik de var. Bundan da biraz bahsedebilir misiniz? Hangi bölgede yapıyorsunuz ve iç pazar mı, dış pazar mı? Firmamız şu anda Antalya'da Altınova bölgesinde 85 dekar sera alanı üzerinde kesme çiçek üretimi yapmakta. Bunun dışında yeni alınan bir arazide 45 dönümlük daha bir sera yapılıyor. Aynı zamanda işletme ve depo o bölgede tekrar faaliyete geçirmiş olacak yeni bir depo olarak. Burada ürettiğimiz ürünleri aynı zamanda da 300 dönüm totalde üretim yapan çiftçilerden aldığımız ürünlerle, özellikle karanfille beraber İngiltere ve Hollanda'daki pazarlara arz ediyoruz. Orada Kalender'in güzel bir ismi var. Ürettiğimiz ürünler ve üreticilerimizden aldığımız biraz daha selekte edilmiş, seçilmiş ürünler iyi bir isme sahip Avrupa'da. Bunun dışında şeyle ilgili, üretimle ilgili birkaç yeni denememiz var. Onlar daha tam anlamıyla faaliyete geçti diyemeyiz. Türkiye'de üretimi yapılmayan birkaç yeni ürünü üretimine başladık, denemesine başladık. Bunların sonuçlarını da yakın zamanda alacağımızı ümit ediyorum. Peki şu anda fuara özgü olarak gübreleriniz de buradasınız değil mi? Evet. Peki üreticilerimize hangi alanlarda, hangi ürünlerinde kullanabilecek gübrelerle hitap ediyorsunuz? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi bizim ürünlerimiz çok geniş alanlara hitap eden gübreler. Özellikle baktığımız zaman Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde, meyvecilikte tercih edilen ürünlere sahibiz. SKV, Alman SKV firmasının nitrifikasyon inhibitörlü azon diye bir gübresi ve kükürtle kaplanmış azotlu bir gübresi var. Bunlar hem meyvecilikte hem açık tarla buğday, arpa, naren, hububat üretiminde tercih edilen ürünler. Bunun dışında İtalyan Pavoni firmasının biraz daha spesifik diyebileceğimiz kaliteli MPK gübreleri ve yaprak gübreleri de özellikle seracılık bölgelerinde tercih ediliyor. Onun dışındaki ürünlerimiz her bölgede, hem meyvede, hem sebzede, hem hububatta, hem kuru tarımda, hem sulu tarımda tercih edilen değişik şeylere sahip.
Peki üreticilerimiz size her yerden ulaşabiliyorlar mı? Bayi ağınız nasıl? Tabii. Bizim Türkiye'nin şu an itibariyle 5 noktasında, 4 noktasında pardon, baş bayimiz var. Adana bölgesinde bir baş bayimiz var, Granit Tarım. Onlar Adana, Mersin ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hitap ediyorlar. İç Anadolu bölgesi de Konya'da Taşpınar Tarım diye bir bayiliğimiz var, baş bayimiz var. Onlar da bütün İç Anadolu bölgesine hitap ediyorlar. Marmara'da Selfie Tarım diye bir baş bayimiz var. O da Marmara bölgesine hitap ediyor. Ege bölgesinde de kendi elemanlarımızla satış yapıyoruz. Antalya, Akdeniz ve sahil bölgesinde de Fethiye'ye kadar yine kendi elemanlarımızla satış ağımızı oluşturduk. Yani isteyen herkes, bayilerimiz, baş bayilerimiz aracılığıyla bize ulaşabilmekte şu anda. Peki Altuğ Bey, sizden son olarak üreticilerimize daha kaliteli, daha verimli bir tarım için tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Şimdi Türkiye'de tarım meslek olarak genelde kabul edilmedi uzun yıllar. İnsanlar mecburiyetten çiftçilik yaptılar. Çünkü hiçbir iş bulamayan kişi ne yapabilirim, işte atadan babadan kalma arazime bir şeyler ekebilirim dedi. Böyle devam etti uzun yıllar ama şimdi gitgide bilinçlenen bir çiftçi topluluğu görüyorum. İnsanlar toprakların pH'si ile ilgili, ECC'si ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Daha verimli bir gübreleme nasıl yapabilirim? Daha etkili bir ilaçlama nasıl yapabilirim? Rezidüsü düşük, kalıntısı olmayan ilaçları nasıl yapabilirim? Bunların arayışı içindeler. Bu olmazsa olmazı zaten. Çünkü yurt içindeki pazarımız belli. Biz Avrupa'ya veya yurt dışına ihracat yapmadığımız müddetçe iç piyasada ürettiğimiz her şeyi tüketemeyiz. Ve çiftçimiz para kazanmadıkça, zaten girdiler çok pahalı. Fidesi, tohumu, gübresi, ilacı, her şey çok pahalı. Dışa bağımlı bu konuda sayılabilecek bir ülkeyiz. O yüzden her şeyi hak ettiği şekilde yapmalıyız. Kaliteli bir üretim yapmalıyız. Ve insanlara kendi yemeyeceğimiz hiçbir şeyi üretmemeye gayret etmeliyiz. Peki görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz ve ben iyi fuarlar diliyorum. Ben de standınıza geldiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Antalya Tarım Fuarı'nda gezmeye devam edelim.